Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine yüzde problemleriyle devam ediyoruz. Bu videoda ÖSYM tadında 3 testini çözeceğiz. İlk soruda her birinden 100'er tane alınan ABC ürünlerinden fire verilmeden birinci maliyet ve fire verildikten sonraki ikinci maliyet tabloda gösterilmiş. Buna göre fire verilen fireler sonucu geriye toplam kaç tane ürün kalmıştır? Şimdi ilk başta 100 tane üründe A'da mesela 100'er tane alınmış her birinden. 100 tane ürünün normalde maliyeti 12 TL iken ikinci maliyet 16 TL olmuş. Dolayısıyla maliyet arttığına göre demek ki ürünün fiyatı burada azalmış ki buradaki maliyeti artmış. Dolayısıyla buradan biz şöyle diyebiliriz. Burası arttı, burası azaldıysa ters orantı var. Burasını bulmam için şöyle karşılıklı olarak çarpıyorduk hatırlarsanız ters orantıda. 100 çarpı 12 bölü, hatta şöyle diyelim, eşittir 16 çarpı soru işareti karşılıklı olarak çarpıp eşitledik. 4'e böldüm 4 geldi, 4'e böldüm 3 geldi, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 25. Yani buradan 75 oldu. O zaman A üründen fireler sonucunda 75 tane ürün kalmış. Aynı şeyleri bunlara uygulayacağız. 100 tane ürün normalde 24 TL iken 30 TL olmuş. Dolayısıyla maliyet fiyat artına göre demek ki ürünün buradaki sayısı azaldı demektir. Yine aynı şekilde burada ters orantı olduğundan 100 çarpı 24, 30 çarpı soru işareti geldi. Şöyle sıfırları sadeleştirdik. 3 ile 24'ü sadeleştirdik. 8. Buradan da 80 geldi. Son durumda 80 adet ürün kalmış. C'ye bakalım. Normalde 100 tane üründe 4 TL iken şimdi 8 TL olmuş. Burada maliyet arttığına göre yine aynı şekilde ürünün miktarı burada azalacak. 4 çarpı 100 eşittir 8 çarpı soru işareti. 4 ile 8 sadeleştirdim. 2, 2 ile 100'ü sadeleştirdim. Burada da 50 tane ürün kalmış. Toplamda o zaman buradan 155 artı 50'den 205 tane ürün kalmıştır diyoruz. İkinci soruda aşağıda bir GSM operatörünün abonesinin 30 günlük bir ayın 15. günün sonunda telefon paketindeki kalan internet ve konuşma sürelerini gösteren ekran yer almakta. 15. günün sonunda %55 kalan süresi olmuş burada. Konuşma süresi %25 de internet. Mesela normalde 100x kadar konuşma süresi varsa 55x kalan konuşması var. 100y kadar interneti varsa 125y kadar da kalan internet. Bunlar kalan miktarlar diyelim. Her gün eşit konuşma süresi olan ve eşit boyutta internet kullanan bu abone için ifadelerin hangileri doğrudur? Ay bittiğinde %10'luk konuşma hakkını kullanmamıştır. Şimdi normalde şöyle diyelim, 15 gün boyunca demek ki %45'ini kullandığına göre 45x'i kullandığı için 45x'i 15'e böldüğümüz zaman demek ki her gün 3x kadarlık konuşma harcıyor. Her gün eşit boyutta harcıyormuş. Aynı şekilde internette eşit boyutta da internet harcadığına göre o zaman 25y'yi de 15'e böldüğümüz zaman 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 5, 5 bölü 3y'ye kadar da her gün internet harcıyor. Ay bittiğinde %10'luk konuşma hakkını kullanmamıştır. Şimdi her gün 3x kullanıyorsa o zaman 3x çarpı 30'dan toplamda 90x kadar kullanmış olur. Dolayısıyla tamamını burada ay bittiğinde %10'luk konuşma hakkını kullanmamıştır. 100x'in 90x'ini kullanmış, 10x'ini kullanmadığı için %10'luk konuşma hakkını kullanmamıştır ifadesi doğru. Ayın 20. günün sonunda internet paketi bitmiştir diyor. Şimdi her gün 5 bölü 3y kullanıyor. 30 günden bahsediyoruz. Sadeleştirdiğimiz zaman 10, buradan 50y geldi. Normalde 100y kadar interneti vardı. 50y'sini kullanmış. Yani 30 günde 50y'sini kullanıyor. Burada o zaman şöyle diyelim. Buradaki değerimize bir hata yapmış olmayalım. Burada şöyle bir hata yaptık. 25y'si kalmıştı. Dolayısıyla 75y'sini 15'e böleceğiz. Burada bir hata yapmışız. 75'e 15'e böldüğümüz zaman buradan 5y her gün 5y kullanıyor. 5y'yi 30'la çarptığımız zaman toplamda bir ayda 150y kullanıyor. 100'ye kadar interneti olduğu için buradaki 20. günün sonunda internet paketi bitmiştir. Evet, buradaki değerimiz de normalde 5y idi. 20 günü hesaplarsak 5 çarpı 20'den 100y kadarını kullanmış oluyor. Yani 20. günde internet paketi bitmiş. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Eğer ekrandaki göstergeler ayın 20. gününe ait olsaydı internet paketi ay sonuna kadar yeterdi demiş. Şimdi burada eğer ekrandaki gösteriler 20. güne ait olsaydı. Şimdi o zaman şöyle olacaktı. Geriye kalan mesela 15 günlük değil de 20 günlük kullanacağı için 75y kadarını kullanmış. Bunu 20'ye bölecektik. Dolayısıyla buradan 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 15 geldi.
15 bölü 4y kadarını kullanmış olacaktı. Ay sonuna kadar yeter mi? Her gün 15 bölü 4'ünü kullanıyor. 30'la çarptığımız zaman buradan şöyle diyelim. 2'ye böldüm. 2 geldi. 2'ye böldüm. 15. 225 bölü 2 oldu. O da 112,5'a denk gelecek. Yine aynı şekilde 100y olduğu için 112,5 yetmemiş olacak. 100y'yi her türlü aştı. Dolayısıyla bu şekilde olsa bile yine aynı şekilde yetmiyordu. Üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız 1 ve 2 geldi. Üçüncü soruda bir miktar malın satış fiyatı %20 kar oranıyla hesaplanmış. Malın maliyetine burada 100 TL dersek 120 TL olarak hesaplanmış. Gün sonunda ise yapılan hesap sonucu elde edilen toplam karın %24 olduğu görülüyor. Yani 124 TL'ye satış fiyatı olarak gelmiş. Firma sahibi eşit miktarda satış yapan iki tezgahtara yaptıkları satışı sorduğunda birinci tezgahtar sattığı malın yarısını belirlenen satış fiyatından %10 indirim ile. Şimdi yarısını demiş, o zaman 2 A tane ürün sattığını düşünürsek A tanesinin belirlenen satış fiyatının 120'nin %10 indirimli haliyle satmış. %10 indirimi 12 TL. 120'den 12'yi çıkartırsak 108 TL'ye satmış. Kalanı ise belirlenen fiyatta, yani A tanesinde 120 TL'ye satmış. İkinci tezgahtar ise sattığı malın, bunda sonuçta eşit miktar dediği için 2 A tane üründen bahsediyoruz. 2 A tanesinde maliyete göre %x kar ile. Şimdi 100'ün %x karını aldığımız zaman x TL karla satılmış. Yani normal maliyetin üzerine x TL'de kar eklediğimiz zaman 100 artı x'e satmış. Ve bu toplamda da sonuç olarak 4A tane ürün satılıyor. 120 TL'den satılmış oluyormuş. Yani şöyle diyeceğiz. Toplam hesap 4A çarpı 124 gelecek. Buradaki hesaplar buna eşit olması lazım. Burası A değerlerimiz 108 ile 120 topladığımız zaman 228A. Buradan 200A artı 2AX geldi. 124 ile 4'ü çarptığımız zaman 248. 248'i tekrar 2'yi çarptığımız zaman da 496A geldi. Burası 428A artı 2AX 496A. Karşı tarafa aldığımız zaman 496'dan 428 çıkartalım. Buradan 8. 8'den 2 çıktı. 60. Yani 68 geldi. 2AX 68A'ya eşit. A'lar sadeleşti. 2'ler sadeleşti. X de değerimizde buradan 34 geldi. Dördüncü soruda bir kasap %100 dana etinden yapması gereken sucuğu 1 kilogram dana etine yarım kilogram tavuk eti karıştırıp yapıyor. Yapılan bir bu yaş sucuk bir hafta sonra ağırlığının 1 bölü 6'sını kaybediyor demiş. 1 kilo tavuk ve 1 kilo dana etinin maliyeti yukarıdaki etiketlerdeki gibi olduğuna göre kasabın 1 kilogramda %20 kar edebilmesi için 1 kilogram kuru sucuğu kaç TL'den satması gerekir? Şimdi şöyle diyelim, 1 kilogram dana etine demiş. Şöyle gram olarak yazalım. 1000 gram dana etine yarım kilogram tavuk eti karıştırmış. Yani 500 gram da tavuk eti karıştırıyor. Toplamda 1500 gramlık bir karışım elde etmiş oluyor. Ve bunun için de şimdi X'de burada kilogram fiyatlarını da X TL vermiş. Dolayısıyla 500 gram olduğu için, yani yarım kilo olduğu için tavuk için X bölü 2 TL ödemiş. Dana için ise 1 kilogramı 2x TL dediği için 2x TL ödemiş. Maliyet bu. Elinde de 1500 gram, yani 1,5 kilogram burada et var. Yapılan bu yaş sucuk bir hafta sonra ağırlığının 1 bölü 6'sını kaybetmiş. Şimdi yine gram üzerinden bakalım. 1500'ün 1 bölü 6'sını kaybedecekse buradan 3'e böldüm 2 geldi. 3'e böldüğümüz zaman 500, buradan 250 oldu. Yani 250'sini kaybetmiş. Dolayısıyla geriye 1250 gramlık bir karışım, yani buradaki et kalmış. 250 gramını kaybetti. Şu anda o zaman toplamda 5x bölü 2 TL'ye 1250 gramlık burada et karışımı var. 1 kilo tavuk ve 1 kilo dana etinin maliyeti yukarıdaki etiketlerdeki gibi olduğuna göre kasabın 1 kilogramda %20 kar edebilmesi için 1 kilogram kuru sucuğu kaç TL'den satması gerekir? Şu an bu 1250 gram şu an kuru sucuk burası artık, kurutulmuş hali. Ve bunu 5x bölü 2 TL'ye mal etti. Şimdi burada %20 kar edebilmesi için demiş. Şöyle söyleyeceğiz. 1 kilogramda %20 kar edebilmesi için. O zaman burada şöyle söyleyelim. 1250 gramı bu kadara denk geldiğine göre 1000 gramı ne kadara denk gelecek? Önce onu bulalım. Maliyetini bulalım. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman doğru oran sonuçta gramı arttığına göre maliyet de azalacak. 100 çarpı 1000 çarpı 5x bölü 2
bölü 1250 gelecek. Ters çevirip çarptığımız zaman da 1 bölü 1250 geldi. 250'ye böldüm 5, 250'ye böldüm 4 geldi. Buradan 5'ler sadeleşti, 2'ler sadeleşti ve 1000 gramı 2x TL'ye mal edilmiş oldu. Maliyeti şu an 1000 gramı yani 1 kilogramı 2x TL. %20 kar edilebilmesi için 2x'e %20 kar uygularsam burada sıfırlar şöyle sadeleşti. 2'ye böldüm. Buradan 5 geldi. 2x bölü 5 TL kar edilmesi gerekiyor. Kaç TL satılması lazım? 2x'e 2x bölü 5 TL karını uygularsam buradan 12x bölü 5 TL'ye satılması gerektiğini buluyoruz. 5. soruda A takımı oyuncusu olan İlker'i B takımına belli bir transfer ücretiyle satıp paralarını almıştı. Ayrıca bu iki takım arasındaki sözleşmeye göre eğer B takımı İlker'i başka bir takıma transfer ederse alacağı ücretin %25'ini de komisyon olarak A takımına verecektir. İlker bir süre B takımda oynadıktan sonra başka bir takıma transfer olmuş ve sözleşmeye göre A takımı hakkı olan komisyonu ilave olarak almıştır. Komisyon ödemeleri de tamamlandıktan sonra İlker'le ilgili tüm bu transfer süreçlerinde A takımının kazandığı toplam para 2500, B takımının kazandığı para ise 1500 milyon TL olarak gelmiş. Buna göre A takımının komisyon ödemesi dışında aldığı ilk transfer ücreti kaç TL'dir? Şimdi A takımı ve B takımı diyelim. Mesela A takımı ilk başta X TL B takımından X TL aldı. B takımının şimdi kazandığı bunların ikisine kazandığı parayı bulacağımıza göre B takımı ilk başta X TL kaybetti. A takımı X TL'yi kazandı. Daha sonra başka bir takıma da mesela 100 Y TL'ye sattığını düşünelim. C takımına mesela B C takımına 100 Y TL'ye sattı. Bunun %25'ini A'ya verecek. Yani 25 Y'sini A'ya verecek. Kendisine de 75 Y'sini alacak. Şimdi bu şekilde olduğunda şöyle 3 son 3 sıfırları almayalım. 2500 burada A'nın kazandığı, 1500 de B'nin kazandığı olacak. Şöyle yazalım. X artı 25 Y 2500 TL. Burada da 75 Y eksi X de 1500 TL'ymiş. Taraf tarafa bunları toplarsak X'ler gidecek. Buradan 100 Y eşittir. 4000 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman da Y'nin buradan 40 TL olduğunu bulduk. Şimdi y değerimiz 40 ise burada x'i bulmamız lazım. X artı y yerine 40 yazarsak 25 çarpı 4'ten 100 yani burası 1000 geldi. 2500'e eşit. Dolayısıyla x de buradan 1500 geldi. Yani C şıkkı oldu. 6. soruda bir üç kağıtçı sütçü litresini x TL'ye mal ettiği her 1 litre süte bedava olan 500 ml su karıştırıyor. Yaptığı hilenin hayrını göremeyip sütün bir kısmını kaza sonucunda döküyor ve sütün litre maliyetinde 5x bölü 3 TL olarak çıkıyor demiş. Su karıştırılmış sütün yüzde kaçı dökülmüştür? Şimdi şöyle diyelim buradaki x değerimizi 3'e bölünebilecek bir değer alalım. Mesela x'i buradan 30 TL olarak alsam litresini 30 TL'ye mal ettiği 1 litre süte burada 500 ml su karıştırıyor. O zaman elinde 1,5 litre süt oldu ve 1,5 litre süt 30 TL'ye mal edilmiş. Şimdi biz burada litre maliyeti olarak bulalım. O zaman 1 litresi 1,5 TL'si 30 TL olduğuna göre 1 litresi 20 TL olacak. Ve daha sonra döküldükten sonra maliyet 5x bölü 3 olmuş. O zaman x yerine 30 yazarsam 30 çarpı 5 bölü 3'ten 50 TL olmuş. 1 litresi 20 TL ise 50 TL'si kaç litredir? Şimdi burada maliyet arttı. Litre azalmış olmalı ki yani buradaki elimizdeki miktar azalmış ki maliyeti buradan 50 TL'ye gelmiş. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Burada ters orantı olacağı için 1 çarpı 20 buraya soru işareti diyelim. 50 çarpı soru işareti. Buradan da 2 bölü 5 litre olduğunu buluyoruz. Yani 2 bölü 5 litresi kalmış ki buradaki 50 TL'ye çıkmış maliyet fiyatı. 2 bölü 5'i kaldığına göre o zaman 2 de şöyle söyleyeceğiz. 1 litre vardı elimizde şu anda. 2 bölü 5 litresi elimize kaldığına göre o zaman 3 bölü 5'i dökülmüş. Su karıştırılmış sütün yüzde kaçı dökülmüştür diyor. Zaten biz su karıştırılmış olarak maliyet bulduğumuz için 1 litrede burada 1 litreyken 2 bölü 5 litre kaldığına göre yani burada 3 bölü 5 litresi aslında dökülen kısım 3 bölü 5. O zaman 1 litrede 3 bölü 5'i dökülüyorsa yüzde kaçı dökülmüştür? Burada onu bulacağız. İçler dışlar çarpımından da 100 çarpı 3 bölü 5'ten buradan 20, 20 çarpı 3'ten de yüzde 60'ı dökülmüş oluyor. 7. soruya bakalım. Aşağıda bir PDF dokümanlarının araç çubuğunun bir bölümü gösterilmiştir. Bir kişi büyütme butonunu açtığında her defasında şekildeki 3 farklı seçenek ekranda görünmekte. Buna göre bu kişi gösterilen yüzde oranlarını istediği kadar basarak ilk haline göre ifadelerinin hangileri doğrudur demiş.
İstediği kadar basarak dökümanı %50 büyütebilir. Şimdi ilk başta mesela şöyle söyleyelim. Dökümanın burada mesela 100x olduğunu düşünürsek yüzde oranlarını istediği kadar basarak %50 büyütebilir mi? Mesela buradaki değerimizi ilk başta %25 büyütmüş olsa, mesela %25'e bastığını düşünelim. %25 büyütse 125x gelecek. Şimdi 125x mesela %50 büyütmek demek, 150x yapabilir mi ona bakacağız. Şu an 125x oldu. 125x'e de tekrar bir 25x'lik bir artış olması lazım ki %50 gelsin. O zaman A şöyle diyelim. Yüzde kaçı 25x olacak ona bakalım. Ki burada A değerimiz bunlardan biri ise eğer bunu elde edebiliyor. 25x'i 125x'i sadeleştirin. 5 buradan sadeleştirin. 20 A değerimize 20 geldi. Yani 125x'in üzerine %20'lik tekrar bir burada büyütme oranı yaptığında 150x'i elde edebiliyor. O yüzden birincisi doğru. %65 büyütebilir mi? Yani 165x yapabilir mi? Şimdi mesela bir kere %25'i burada bastığında 125x oluyordu. 125x'in üstüne yüzde kaç büyütmesi lazım ki %65x'lik bir büyütme olsun? Yani buradaki farkı da tekrar arada 40x'lik lazım. 40x kadar büyütmesi lazım ki %65'e ulaşabilelim. 25'e böldük. Buradan 25'e böldüm. Buradan 5 geldi. 5x. 25'e böldüm. 4 geldi. 5x'i 40x'i sadeleştirdik. 8 geldi. A bölü 4 8'e eşit olduğuna göre A buradan 32 geldi. Şimdi elimizde 32 yok. O zaman şöyle söyleyelim. Buradaki değerimizi mesela bir kere %25'in üzerine şöyle diyelim. Direkt 32'yi elde edemiyoruz. Elimizde en son 125x vardı. 125x'in üstüne tekrar bir %25'lik büyütme yapsa burada 4'te 1'i kadar büyütecek. Dolayısıyla 125'in üstüne bir 4'te 1'lik büyütme yaptığında kesirli çıkacak. Yani küsuratlı çıkacak. Bunu da uygulayamaz. O zaman %20'lik bir boyut büyütelim. 125x'in %20'sini büyüttüğünde buradan 5 gelecek. 25x'lik kadar büyüttü. Yani sonuç olarak şu anda 150x oldu. 150x'in üzerine 15x büyütebilmesi için %10 daha büyütürse eğer 15x büyütmüş olacak. Dolayısıyla 165'te elde edebiliyor. Peki %32 büyütebilir mi? %32 büyütmesi için 132x olması gerekiyor. Şimdi 100x'in üzerine mesela burada 125 yapsa, yani %25 büyütmüş olsa 125x oluyordu. Bunun üzerine 125'in üzerine şimdi 132x lazım. Yani 7x kadarlık bir büyütme. Dolayısıyla burada da olmaz. 100x'i ilk başta 20x büyütmüş olsa 120x olacak. 120x'in üzerine de tekrar bir %10'luk büyütme yaparsa 10x daha büyütecek ve buradan da şöyle gelecek, pardon, 12x daha büyütecek ve 132x elde edecek. Dolayısıyla üçüncüsü de geliyor. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 geldi. 8. soruda spor salonundaki antrenman hocası Selim Kamil Bey'e kalp sağlığınızı koruyarak yapılan koşu bandı egzersizinde kalbinizin ulaşabileceği en yüksek hız maksimum kalp hızıdır. Bu hız 220'den yaşınız çıkarılarak hesaplanır demiş. Bu şekilde örnek vermiş. Kalp sağlığınız açısından en çok yarar egzersiz sırasında kalbinizin hızı maksimum kalp hızının %50'sinden %75'ine kadar olan aralıkta sağlanır ki bu aralıktaki kalp hızına hedef kalp hızı denir. 40 yaşındaki Kamil Bey, şimdi 220'den o zaman 40'ı çıkarttığımız zaman 180 gelecek. 180'in %50'sini aldığımız zaman 90. %75'ini aldığımız zaman da 25'e böldük 3, 25'e böldük 4, buradan 45, 135 geldi. O zaman 90 ile 135 aralığında olduğunda hedef kalp hızına ulaşmış oluyor. Koşu bandı egzersizine başladığı andaki kalp hızı 147 birim olarak ölçülüyor demiş. Kamil Bey her 20 saniyede kalp hızını 1 birim düşürebildiğine göre hedef kalp hızına ulaşması için en az kaç dakika sürer? Şimdi 147'den en azından 135 olabilmesi için 12 birim indirmesi gerekiyor. 1 birimi 20 saniyede indirebiliyorsa 12 birim için 12 katından 240 saniyeye ihtiyaç var. En az kaç dakika sürer demiş? 240 saniyede 4 dakika olduğuna göre en az 4 dakika sürer diyoruz. Evet arkadaşlar, böylece ÖSYM tadında 3 testini de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.